26 Ağustos 1922, saat 23.45, Çiğiltepe, Afyon. Büyük taarruzun ilk günü bitmek üzereydi. Gece yarısının neredeyse dakikalar kalmıştı. Yeni bir gün daha başlamak üzereydi. Bu sabah şafakla beraber açılan dehşetli bir kocak ışığının ardından baskın şeklindeki şiddetli taarruz, ordu cephesi boyunca tüm dağlarda ve ovalarda 18 saattir bütün hızıyla aralıksız devam ediyor. Tepeler boğaz boğaz mücadeleyle el değiştirdi. Her taraf alev bütün boyunca ardı arkası kesip ve silah sesleri tüm sessizliği bozmuş, dağlarda yankılanıp duruyordu. Etraf havadaki ve yerdeki patlamalarla ara sıra sanki gündüzmüş gibi aydınlanıyor ve hemen kararıyordu. Ortalık adeta mahşer yerine alıyordu. Gece düne oranla daha soğuktu ve çiğ insanın içine çok fena işliyordu. Miralay Reşat Bey, tümen komutanı, üstü ağaç gövdeleriyle kapalı toprak siperin köşesindeki sığınakta toz toprak içinde az önce çalan siyah manyetolarla telefonun sesini sıkıca kavramış, öylece karşı tarafın bağlanmasını bekliyordu. Bugün her türlü fedakar çabalarına rağmen tümeniyle kendisinden istenen hedefi henüz ele geçirememişti. Yine de bütün şanssızlıklara rağmen bir yere kadar ilerleyip çıkış arazisini kontrol altına alarak düşmanla sıkı bir teması ancak az önce sağlayabilmişlerdi. İçerideki titrek gaz lambasının loş ışığında yüzü oldukça yorgun görünüyordu. Yılların kanını dökerek katıldığı muharebelerinin kazandırdığı sezgileri ve tecrübesi kendisine düşmanın muhtemelen en kuvvetli yerine çarptıklarını söylüyordu. Yani korktuğu başına gelmişti. Gecikmeye rağmen yine de iyi durumda olduklarını, bu işi yarın belli bir zamanda tümüyle halledebileceklerini de düşünmeye çalışıyordu. Az önce tüm cephedeki kendi eşidi diğer birliklerin tamamına yakınının birinci gün hedeflerini öğrenmişti. Bu yüzden içi biraz buruktu. Telefonun karşı ucunda ordu karargahındaki emir zabitleri heyetinden Fettah Bey vardı. Kulaklıktan gelen cızırtılı sesten 1. Ordu Kumandanı Sakallı Nurettin Paşa'nın hemen kendisiyle konuşmak istediğini söylüyordu. Reşat Bey heyecanlanmıştı. Yanındaki emir zabiti Selimoğlu, Refik Efendi ve karargah zabitlerinin uzaklaşmasına gerek duymadı Miralay Reşat Bey. Eliyle işlerine devam etmelerini işaret etti onlara. Verilecek emirleri yazmak üzere de not defterini diğer eline aldı. Ordu kumandanının karşıdan gelecek sesini bekliyordu. Karşılıklı makine tüfek tarakalarıyla patlama ve atış muharebesi sesleri hemen ilerideki temas hattında kesintisiz devam ediyordu. Sakallı Nurettin Paşa ile aslında ilişkisi mesafeliydi. Birkaç gün önce tümenin denetlemesi sırasında aslanının haksız yere incitilmesi karşısında belirgin bir tepki göstermiş. Çok istememesine rağmen kolordu kumandanının yanında ordu kumandanıyla arasında biraz gerilim olmuştu. Paşa'nın herkes tarafından dile getirilen ve kendisinin de iyi bildiği sert ve kırıcı mizacı yüzünden emrine girdiği günden beri mümkün olduğunca kendisine yaklaşmıyor ve haftalardır ölçülü davranıyor. Ancak telefonun kulaklığından birden selamsız sabahsız hiddetli bir bağırma sesi yükseldi. Tepe niçin işgal edilemedi? Şaşırmıştı. Kısa bir süre sessizlik oldu. Paşa'nın sesi kesinlikle normal bir konuşma tonunda değildi. Ama tam anlamıyla bir hesap sormayla, hatta hakarete benzeyen bir azarlamayla karşı karşıyaydı sanki. Sırtı dahil bütün vücudundan soğuk soğuk terler boşalmaya başlamıştı. 18 kez yaralanarak geçirdiği uzun ve çileli askerlik yaşamının çoğunda yer aldığı o muharebe alanlarının hiçbirinde başına böyle bir şey gelmemişti. Bu ani, sert ve acımasız davranış yüzünden bir anda kahroldu. Yüzüne ateş bastı. Karargah zabitleri, ordu kumandanının hiddetle ne konuştuğunu, daima saygı duydukları o tümen kumandanları olan Miralay'ın azapla kırışmış yüzündeki mutsuz ifadelerinden anlamaya çalışıyorlardı. Reşat Bey dün sabah hava aydınlanırken çok erken saatte baskın şeklinde tüm ordu cephesinde başlayan büyük taarruzun kendi tümenine düşen cephesinin Yunan birliklerince çok iyi savunulduğu, daha önce defalarca söylenmiş bu kritik kesimini, Çiğiltepe'yi oraya buraya koşturup mermi sanığı altında 17-18 saatten fazla bir süredir idare ediyordu zaten. Belirli ilerlemeler de sağlanmıştı. Bunun yukarıdan da takdir edilmekte olduğunu sanıyordu.
Böylesine şiddetli bir tepki hiç beklemediği için çok şaşırmıştı. Üstelik ilk amiri olan 1. Kolordu Komutanı İzzettin Bey'den önce 2. amiri konumundaki ordu kumandanının ilk amiri de atlayarak tepeden inme böyle öfkeyle bağırarak kendisini araması hiyerarşik olarak da gelenek olarak da pek normal sayılmazdı. Aklı karmakarışıktı. 1. Ordu Kumandanı Nurettin Paşa, Ahize'den 57. Tümen Kumandanı Reşat Bey'e aynı tonda tekrar kükredi ses duymayınca. Miralay, Reşat Bey, niçin tepe işgal edilemedi? İkinci kez aynı soruyla karşılaşmasına rağmen zihnindeki sorgulamaya hala süratle devam ediyordu. Kendi anlayışına göre böyle kritik anlarda liderler daha ziyade yönlendirirler, moral ve cesaret verirler. Durumu sorarlar, mümkünse de ilave gayret tahsis ederler. Burası muharebe alanıydı. Hatta yaralansalar bile duruma göre birliğinin başında kalarak aslarına örnek olurlardı. Kendisi bunu bizzat Reşat Bey Çanakkale'de böyle yapmıştı. En çetin tepelerde bile uygulanan kurallardı bunlar. Vücudu bir anda çok gerildi. Kanı beynine sıçramıştı. Tepeyi şimdilik ele geçiremedikleri doğruydu. Ama nedenini bile sorup etmeden üstelik böylesine kritik bir anda bu hakaret gibi sorunun kendisine böyle bu üslupla sorulmaması gerektiğine inanıyordu içten. Neden bu kadar keskin ve şiddet bir üslupla karşılaştığını hala aklı almıyordu. Nurettin Paşa ikinci kez de cevap alamamanın da verdiği rahatlıkla sesini daha da yükselterek bu kez daha değişik bir soruyla devam etti. Ne zaman alınacak tepe? Reşat Bey bu sefer kendini çabuk toparladı ve soğukkanlı bir şekilde tok bir sesle cevap verdi. Yarın 12'ye kadar tepe alınacak. Telefonun öbür ucundaki paşa pek pes edecek gibi görünmüyordu. Katı bir üslupla kelimelere bastıra bastıra hemen karşılaştılar. 12'ye kadar alamazsınız, ben sizin yerinizde olsam yaşamam. Bütün yüzü bir anda kederli ve derin çizgilerle kaplanan Miralay Reşat Bey artık resmen şok yaşıyordu. Dinlemeye hiç niyeti olmayan, halden anlamaz bir amirle konuştuğunun henüz farkına varmaya başlamıştı. Yine de bu kadar acımasız ve ağır bir karşılık beklememişti kendisi. Birbirlerinin bir sözüyle ölüme gidecek insanların bu kadar güvensiz ve sevgisiz olmalarına hiçbir anlam veremiyordu. Üstelik şu an zamanca başarısızlığı halinde adeta ölmesi isteniyordu kendisinden. Elinde ahize, etrafta bulunan ve kendilerini pür dikkat dinleyen zabitleriyle göz göze gelince hemen toparlanıp paşaya karşı gururunu kurtarabilecek kesin cevabını yine tok bir sesle yapıştırıverdi. Sizin benim yerimde olmanıza lüzum yok. Ben zaten yaşamam. Bu söz üzerine telefonun diğer ucundaki ses bir anda kesildi. Reşat Bey ahize elinde öylece kala kalmıştı. Yanında bulunan karargahında şoktaydı. Şeyler olmuştu, bir bağırtı çağırtı olmuştu telefonda. Ani gelişen bu özel durum nedeniyle mani olamadığı konuşmaları Aslan'ın bunu duymasından da son derece üzgündü. Aslan'ı anlamış olmalıydı konuşmaları ama artık olan olmuştu. Geriye dönüşü yoktu, geçmiş değiştirilemezdi. Hiç istememesine rağmen sadece birkaç saniye içinde kendi ordu kumandanıyla ipler kopmuştu. Bununla beraber bu çok tatsız ve zamansız konuşmanın yarattığı kötü durumun asla kendisinden kaynaklanmadığına inanıyordu. Elinden geleni ziyadesiyle yapıyordu. Buna ne gerek vardı ki? Diye kendi kendine söylenmeye kısa bir süre devam etti. Yüzü beyazlaşmış, öfkeden iyice kırışmıştı. Gözlerini yerdeki bir noktaya dikmiş, düşünceli pala bıyıklarını vuruyordu. Çünkü 57. tümen olarak yaralıları ve şehitleriyle şu an için insanüstü gayret gösterip görevlerini fedakarca ve en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlardı. Geçmişteki başarılarından dolayı herkes tarafından bir kahraman olarak tanındığından çevresine karşı kendisini zaten büyük baskı altında hissediyordu. Yani Arnavutluk isyanının bastırılmasında, Yanya savunmasında, Çanakkale, Zığındere'de, Conkbayırı'nda, Muş'un kurtuluşunda, Doğu cephesinde, Filistin hariç bir şekilde hep başarmıştı kendisi. Bugüne kadar padişah ve Avusturya-Macaristan imparatoru olmak üzere en üst düzeyde çeşitli şekillerde madalyalar almış, takdirnameler almış, hep takdir edilmişti. Bunu herkes de böyle biliyordu. Şimdi ise muharebenin tam ortasında burada üst kumandanından açıkça azar işitmişti. Milletçe yapılan var olma mücadelesinde üstelik bu çok önemli dönemeçte bu şekilde başarısız olmak aslında asla kabul edilemez deyip için içinde kendini yemeye başlamıştı.
kulağında çınlayan o son konuşmalar hiç de unutulacak gibi değildi. Çok üzüldüğü kesin. Hatta gururuyla fena halde oynandığını düşünüyordu. Onca çetin savaşa ve çatışmaya katılmış, tümen komutanı seviyesine kadar kimseye boyun eğmeden bileğinin hakkıyla, şerefiyle ve tırnaklarıyla söke söke yükselmiş. Ancak bugüne kadar hem de böyle bir kader anında en alt seviyelerde bile bu tür inciticiyi davranışla karşılaşmamış.